Sevgili Yatırım Zamanı izleyicileri, bu hafta İstanbul'daki herkesin oturmak isteyeceği Zekeriya Köy'de İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar İnan'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kaan Bey, merhaba. Efendim neden Zekeriya Köy, bu kadar yatırım yaptınız? Şimdi Zekeriya Köy çok uzun süre sabit, stabil bir perspektif izledi biliyorsunuz. İşte bu üçüncü köprünün yapılacak olması, ondan sonra üstünden de hızlı trenin geçecek olması, üçüncü havalimanının hemen oradan bağlantıyla gidilebilecek olması ve yeni bir şehrin biliyorsunuz Kuzey İstanbul'un bu bölgede yapılacak olması bizim Zekeriyaköy'e yapacağımız yatırımlar için en önemli atlığı oluşturdu. O sebeple 2-3 sene kadar önce Zekeriyaköy'de çeşitli projelere başladık. 4 tane projeye birden başladık. Daha da bundan sonra da başlayacağımız bir o kadar da projemiz var. Bu lokasyon olarak da bir avantajlı, direkt 3. köprüye bir çıkış var, artı hızlı trenin bir istasyonu var galiba değil mi? Tabii ki hızlı tren istasyonu da bu mecrada, hemen yani bizim projelerden 1-2 kilometrelerde köprüye çıkış olacak. Hızlı trenin de gene istasyonu burada olacak. Biliyorsunuz bu hızlı tren de Marmara'nın etrafında bir ring oluşturacak. O yapılacak mı? Tabii ki yapılacak, yani aslında mecburiyetten yapılacak. Benim bundan 5 sene kadar önce ortaya attığım bir İstanbul İHA projemiz vardı. Orada işte bu Marmara Ring'den bahsetmiştik. Yani İstanbul o kadar hızlı bir şekilde büyüyor ki İstanbul'un nüfusu biliyorsunuz şimdi işte 15 milyon. Yakın gelecekte belki 25 milyona kadar çıkacak. İstanbul'un kendi enterlantı bu nüfusu taşıyacak durumda değil. İşte güneyde Marmara Denizi var, kuzeyde Karadeniz var, ormanlarımız var, göllerimiz var. Hani inşaat yapılamayacak çok alanımız var. Onun için mutlaka bir ring planına İstanbul'u bağlamak gerekiyor. İstanbul'un etrafında da 11 tane şehrimiz var biliyorsunuz. Şu an bütün şehirlerin nüfusu 17 milyon kadar. Bunların bu bölgenin yakın bir gelecekte 30 milyon nüfusa geleceği öngörülüyor. Bu 30 milyon nüfusu taşımak için de yani bir Marmara mega kenti ve işte bu Marmara Ring anlamında bu hızlı tren istasyonlarının bütün Marmara'nın etrafından işte Gebze Köprüsü'nün hemen üstünden ve işte Çanakkale Köprüsü'nün de mutlaka üzerinden hızlı trenin geçecek şekilde yapılması gerekiyor. Bu şekilde bir Marmara Ring projesi gerçekleşecek. Yani evinizden çıktığınız zaman Zekeriyaköy'de hızlı trene bindiğiniz zaman Çanakkale'ye, Bursa'ya, Kocaeli'ne rahatlıkla gidebileceksiniz. Bir kahvaltı edip akşamına tabii. Ve hatta bu hızlı trenle birlikte işte bir de benim bir projem vardı. Duraklarda durmayan tren projesi. O da gerçekleşirse yani akşamleyin Bandırma'da evinize yatıp sabahleyin İstanbul'daki işinize yarım saat içinde gidebiliyor olacaksınız. Doğru, öyle bir plan vardı. Bundan 4-5 sene önce haberlerde çıkmıştı fakat ben sonradan hani gerçekleşecek mi, etmeyecek mi de... Çok rahat gerçekleşebilir. Onunla ilgili benim patent müracaatım da var. Yani İstanbul'un enterlantının dünya çapında büyük bir mega kent olacak biliyorsunuz İstanbul. Yani İstanbul'daki bu 3. havalimanı, bu köprüler, işte denizin altından geçen hem tren projesi hem bir de biliyorsunuz şimdi lastik tekerlekli araçların da geçebileceği bir gene tünel projesi var, şu an devam ediyor. Yani İstanbul büyük bir mega kent haline geliyor, büyük bir çekim merkezi haline geliyor. Zaten bize gelen yabancı yatırımcıların taleplerinden bu isteği çok rahat öngörebiliyoruz. Eskiden beri yabancı yatırımcılar bize gelirlerdi, yatırım yapacak yerler ararlardı ama son zamanlarda bunlar çok son derece hızlı gelişmeye başladı. Bilhassa bu 3. havalimanından sonra büyük bir hızlı bir şekilde pike kalktılar diyebilirim. Peki bu o zaman şimdiki genellikle şehrin merkezindeki yapılaşma yoğunluğunun olduğu yerdeki fiyatları değiştirir mi? Yani çünkü artık ulaşım sorunu kalmayacak Marmara Ring'de değil mi? Şimdi tabii işte aslında şöyle olacak. İstanbul'un içindeki basıncı, şimdi İstanbul'un içinde biliyorsunuz çok nadide boş arsaları inşaat yapılması gerekiyor, inşaat yapılıyor. Bununla ilgili İstanbul artık pek de yani Güney İstanbul'dan bahsediyorum çok da yaşanılır hale gelmeyecek gelecekte. Mutlaka İstanbul'un içindeki basıncı işte kuzeye ve Marmara'nın çevresine atmak gerekiyor. Bu şekilde İstanbul içinin kesinlikle fiyatlar aşağı düşmez ama hani çok daha ileri gidişini sağlayacak projelerdir. Yani İstanbul için aslında daha rahatlayacak, ferahlayacak, çok daha kullanışlı, güzel bir şehir haline gelecek. Yani trafikte insanların 1 saat beklediği, 2 saat beklediği yerlerde ne kadar nüfus çok da olsa hani fiyatların artacağını öngöremezsiniz. Çok fazla nüfus olur ama artık yaşanmaz hale de gelir. Yani İstanbul birazcık daha Güney İstanbul'u seyretleştirmek gerekiyor. İşte fazla gelen nüfusu kuzeye ve bütün Marmara'nın çevresine aktarmak gerekiyor. Peki yoğunluk diğer taraflara gittiği zaman buradaki fiyatlar, bu Moskova, Paris'teki fiyatları eşdeğer olarak bir... Çünkü İstanbul'da öyle bir şey beklemiyor yani
daha bu fiyatlar çok uygun fiyatlar, bunu daha 4-5 katı yukarılara çıkabilir diyorlar. Acaba bu yoğunlaşmayla beraber o fiyatlar da homojen olarak dağılır mı? İstanbul'un globalleşmesiyle bu iş oluşacak. İstanbul'la dünya metropoller arasında 10 katı fiyat farkı var. Evet. Yani Londra'nın en pahalı noktasıyla, Paris'in en pahalı noktasıyla, İstanbul'un en pahalı noktası arasında 1'e 10 fiyat farkları var. İstanbul'un değerinin hani 1'e 10 belki kısa vadede artacağını öngöremeyiz ama rahatlıkla bir 5 katı büyüyeceğini, ilerleyebileceğini öngörebiliyoruz. İstanbul'un da aslında değeri olması gereken mevki çok rahat bu dünya metropollerinin yanındadır. Yani İstanbul oraya doğru olan orta vadeli yolculuğun diyelim, uzun vadeye ben koymuyorum onu. Orta vade içinde İstanbul'un fiyatları çok rahat Londra'yı, Moskova'yı bulacaktır. Ama kısa vadede, kısa vade dediğim hani bu yatırımların bittiği dönem. Yani bu havalimanı, işte tünel projeleri, 3. köprü, işte Gebze Köprüsü, Çanakkale Köprüsü bunların bittiği dönem. Yani bilemediğiniz bir 5 sene içinde İstanbul bir 5 katı daha global manada fiyatını artıracağını ben öngörebiliyorum. Mimari tarihimizde de her zaman köprüler, kanallar, kemerler genelde yer almıştır yani. Ama işte bu iki tane işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü ikisine de baktığınız zaman evet, hani mimari bir özelliği olmayan düz beton kolonlarla yapılmış köprülerdir, o anlamda söylemek istedim. Doğru. İstanbul'daki yatırımlarınızı yaparken özellikle hangi ilçeleri seçiyorsunuz? Geleceği parlak, müşterilerinizin kar yapacağı projeleri seçiyorum. Bugüne kadar çok sayıda televizyon programı yaptım. Çok sayıda röportaj yaptım. Hepsinde bana sorarlar hani İstanbul'un neresi gelişecek diye. Ben de derim ki benim yaptığım yerler gelişecek. Orada tabii biraz nazire oluyor, biraz şaka oluyor. Yani niye benim yaptığım yerler gelişecek? Çünkü ona inanmışım da gitmişim orada yapmışım. Biz İstanbul'un hangi bölgelerinde yapıyoruz? İşte Kartal'da yapıyoruz, Zekeriyaköy'de yapıyoruz. Basın Ekspres'te yapıyoruz, Atakent'te yapıyoruz. İşte Kanal İstanbul güzergahı, Gebze Köprüsü'ne gideceği için Kartal bir merkez olacak o anlamda. Bir de işte bu Zekeriyaköy projelerine önem veriyoruz. Bu Zekeriyaköy projelerinde işte 3. köprü aksı, havalimanı aksı. Bu bölgeler de gelişecek. Biz de mutlaka yapacağımız işleri bu bölgelerde yapıyoruz. Onun dışında işte AA+ müşterilerimizden de bağımızı koparmamak için şehrin içinde de projeler geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri geliştiriyoruz. Bağdat Caddesi'nin etrafında işte Seyrantepe'de, 4. Levent'te de geliştirdiğimiz, geliştirmek üzere olduğumuz projelerimiz var. Peki 2015 yılının şimdi önümüzde bir seçim var. İnşaat sektörü olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben seçimde çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. İstikrarın devam edeceğini düşünüyorum. Hani Türkiye artık belli bir raya girdi, orayda da devam edecek diye düşünüyorum. Ciddi badireler geldi, bu badireleri atlattı. Hani artık Türk milleti olarak hani iş yapan, işi gerçekleştiren, dediğinin arkasında durabilen, İstanbul Türkiye'nin milli gelirini yukarılara taşıyan hükümetlere ihtiyacı var. İşte son 10 yıldır bu istikrarla birlikte de Türkiye yaklaşık 3 katı büyüme gerçekleştirdi. Bu 3 katı büyümenin de devam etmesi gerekiyor. Türkiye 10 bin dolar bölü kişi milli gelire ulaştı. Bunları yakın tarihte 25 bin dolar kişiye, 25 bin dolar bölü kişiye ulaştırmak istiyoruz. Neyle ulaştıracağız? İşte bir takım dış kaynaklara da bu konuda ihtiyacımız var. Bu manada gayrimenkulü de ben çok önemsiyorum. Yabancıya satışı çok önemsiyorum. Türkiye çok rahat yılda 50 ile 100 milyar dolar arası yabancı gayrimenkul parasının Türkiye'ye girebileceğini öngörüyorum. Şu an bu rakamlar çok düşük. 2-3 milyar dolarlardaydı. İşte son kanunlarla birlikte 5 milyar dolar yıla çıktı. Ama yabancılara baktığınız zaman, yurt dışına baktığınız zaman 50 milyar dolar, 100 milyar dolar gayrimenkul getirisi olan ülkeler var. Amerika, Fransa, İtalya, İspanya. Hani turizmde bizden yarışan ülkeler. Ama biz gayrimenkul satışında, yabancı gayrimenkul satışında çok geri kalmış durumdayız. Mutlaka bu satış miktarlarımızı artırmamız gerekiyor. Onun için işte biraz önce dediğim İstanbul'un markalaşması, İstanbul'un simgesel projelerle büründürülmesi, İstanbul'un dünya global yapı içinde merkezi bir yapıya dönüştürülmesinin önemi çok büyük. Türkiye'nin çok büyük kaynakları yok. Yani bu 10 bin dolar kişi başı milli gelirden yukarılara 25 bin dolarlara, 30 bin dolarlara çıkmak için elimizde çok veri yok. Ne yapabiliriz? İşte ancak bu yabancı kaynağı bu şekilde bulabiliriz diye ben öngörüyorum. Zaten Türk milletinin yapabildiği en güzel işlerden biri inşaat değil mi? Hani bakıyorsunuz yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye gerçekten hani Almanya'dan, İngiltere'den, işte Fransa'dan, İtalya'dan, neyse Amerika'dan, Japonya'dan iyi yapabildiğimiz belki de tek işimiz inşaat işi. Ben öyle görüyorum. Peki yabancı yatırımcının gelmesi Türkiye'deki fiyatları arttırır mı? Tabii ki. Tabii ki artacak. Yani Türkiye çok daha ileri gidecek.
Yani baktığınız zaman mesela tarihe işte veya gidiyorsunuz bir yere gezmeye gidiyorsunuz, tarihsel bir yere gitmek istiyorsunuz. İşte Roma medeniyetini gezeceksiniz, işte Anzak medeniyetini gezeceksiniz, Mısır medeniyetini gezeceksiniz. Neyini geziyorsunuz? Mimari eserlerini geziyorsunuz. Yani mimari bu kadar önemli. Yani biz mimarimizle, şehirlerimizle ve bu şehirlerimizin değeriyle bir yere çıkacağız. Şimdi Almanya'nın yekün değerine bakın, ülke değerine bakın. Ne oluşturuyor Almanya'nın değerini? İnsan gücü, markaları, fabrikaları, değil mi? Ama esas değeri de işte toprağı, binaları, değil mi? Evet. Hani bir ülkenin değerini oluşturacak ana aset, o bina, o ülkedeki varlık, işte o mimari eserlerdir. Yani biz şimdi şu an Türkiye'de çok rahat 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya toprak bulup satın alabilirsiniz. Yabancıya toprak satmak zaten bence hiç uygun değil. Yani çıkan yabancıya satış yasası bence eksik çıkmıştır. Bir kısmı hatalı çıkmıştır. Bu toprak alım işini bir kere dışarı bırakmamız lazım. Yani yabancı gelecek de bizden metrekaresi 3 liradan toprak alacak. Böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de metrekaresi 3 liraya, 2 liraya toprak var. Tabii. Ama onu geçelim. Ama katma değer üretilmiş. İşte Türk insanı çalışmış. İnsanımız çalışmış, mühendisimiz çalışmış, malzemelerimiz kullanılmış, binalar yapmışız değil mi? Bu binaların satışlarında hiç bir mahsur yok. Hani tapusunu ona vermişsin, buna vermişsin, sırtına koyup götürecek hali yok. O anlamda düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'nin kalkınmasında bunun çok önemi var. Tabii eskiden Osmanlı'da şey vardı, bir arazi aldığınızdan 3 sene sonra bir tasarruf yapmanız gerekiyor. Yoksa devlet geri alıyor. Aslında yabancılar için böyle bir şey olabilir yani. Şimdi adam alsa... Yatırım yapsın yani. Adam 3 liraya almış arsayı, araziyi, tarlayı. Üzerinde yani diyelim ki eskiden tarım işliği olan bir tarlaydı. Ver 3 lirayı al tarlayı, ondan sonra da işleme. Olmaz ki böyle bir şey. Yani o kısmını değiştirmek gerekiyor. Yani yabancıya satışta bu arazi satışları, tarla satışları kaldırmak gerekiyor. Tarlanın üstüne ne yapacak ki? İmar geçişseler 3 liralık mal 300 liraya çıkacak. O da onun hakkı değil zaten. Yani adama tarlayı ver yabancıya, sonra üzerinden imar geçir. Adamın 3 liralık yatırımı birden 300 liraya çıksın. Bu da hak değil. Bu şekilde düşünmek lazım ama imarlı arsaları gelsinler alsınlar. Ya zaten 300 lira olmuş, 500 lira olmuş metrekaresi. Zaten değerini almış arsaları gelsin alsınlar. Üstüne yatırım yapsınlar. Bu çok yararlı bir iş. İşte maden ruhsatları da öyle. Yani alıyorsunuz üzerine yatamıyorsunuz. Belli bir seneden sonra işletmeniz gerekiyor. Tabii ki bir değer var. Yabancı bile olsa Türk ortaklar iş yapmak zorunda. Tabii ki. Bir şey olabilir aslında. Dediğiniz doğru. Tabii. Biz sizleri bulmuşken sormak isterim bir mimar olarak da. Biz özümüzü oluşturan mimari konutlardan çok uzaklaştık mı yoksa devam ediyor muyuz ya? Yani? Bakıyorum böyle eski Osmanlı binalarına, eski işte Karadeniz binalarına, Cumbalı. Ondan sonra işte güneydeki Adana'daki, Urfa'daki hani işte Ege mimarisi, hepsi birbirinden farklı farklı mimarlıklar var. Onlara bakıyorum, ondan sonra bir de dönüyorum. O zaman Maçka'da oturuyoruz, Maçka'daki binalara bakıyorum. Ya diyorum bunu yapanın torunu bunları nasıl yapmış? Yani aslında büyük bir kopukluk yaşamış. Yani Türkiye bir kültür şoku yaşamış açıkçası yani. Yani bizim o eski binalarımızı yapan ustaları kaybetmişiz. Yani bugün hani o eserleri tekrar canlandıralım desek o ustaları bulmakta zorluk çekiyoruz. İşte restorasyon bölümlerimiz var biliyorsunuz. Restorasyonda eski işte taş binalarımızı, ahşap binalarımızı restore etmek istiyoruz. Onlar ilgili ustaları zor buluyorlar yani. Bunları bir kere yetiştirecek hocalar yok. Hocalarımız kayıp. Yani eski mimari dokusundan bir şeylerimizi, eski gelenek ve örfümüzden, adetimizden bir şeyleri maalesef şu anki mimarinin içine katamamışız. Yani önemli bir intika yaşamış bu ülke. Artık bu bitti diye düşünüyorum ben. Artık yavaş yavaş özümüze bu anlamda dönmemiz gerekiyor. Burada kritik bir eşik var yani. Özümüze dönerken teknik kafamızı, aklımızı da günümüzden geriye götürmeyeceğiz. Yani geçmişten ruhumuzu besleyeceğiz ama bedenimiz günümüzü yaşayacak. Yani bedenimizi de geri götürmememiz gerekiyor. Çok önemli. Geçmiş bize bir şeyler katmak zorunda. Bizim bugünümüzden bir şeyleri geri götürmemesi lazım. Bu kritik eşiği de inşallah atlayacağız. Ben Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok gerçekten iki denizin ortasındaki bir ada gibi. Yani doğudan baktığın zaman Türkiye işte batının başladığı yer. Batıdan baktığın zaman da doğunun başladığı yer. Yani doğunun batının harman edildiği bir enteresan bir nokta. Zaten Allah bu coğrafyaya da ona göre bir özellik vermişti. Anadolu'ya baktığınız zaman Asya'nın bağrından çıkmış bir kısrak başı derler ya. Kısrak başı gibi kendisini Avrupa'ya atmak isteyen bir kısrak gibi gözüküyor. İşte İstanbul'da aslında bunun ikisinin de tam kavuştuğu nokta yani. Çok anlamlı bir ülkemiz var. Çok anlamlı bir şehrimiz var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım.
mimari anlayışlarımıza da bunu katmamız gerekiyor. Eskiyi unutmadan yeni yenileri, yeni geleceği mutlaka kurmamız gerekiyor. Şimdi çünkü şu yüzden sordum ben bunu. Konutlar sosyal toplumu da şekillendiriyor çünkü. Yani nerede yaşarsanız ona göre bir tabii toplum oluşuyor. Şey oluyor. Yani şu andaki acaba yapılan bu yoğun yapılaşma ya da hani illa ev sahibi yapalım gibi bir anlayış da var tabii. Bu acaba ileride toplumu, ben mimar olarak hazır yakalamışken sorayım dedim ben. Toplumumuzu nereye götürecek? Çok kötü yere götürüyor bu anlamda. Ben onlara şehir getoları diyordum. Yani ben Maçka'da büyüdüm. İşte Erzincan'da doğmuşum, 4 yaşında İstanbul'a gelmişim. Maçka'da apartmanda büyümüşüz. Sokak çocuğu gibi işte, sokaklarda büyüdük biz. Sokaklarda sabah çıkarttık, akşam evimize geldik. Şimdi o çocuklar bir kere o sokağı tanımıyorlar. Evin içindeler. Bilgisayarın önünde ömürleri geçiyor. Böyle bir yapının içindeyiz şimdi biz. Ve mesela eve giderken çocuk gözüyle bakalım. Babamız arabada, biz de arabanın içinde oturuyoruz. Bir tane camı var değil mi arabanın? Arabanın bir camından dışarı seyrediyoruz. İstanbul'un şehrin içinde işte apartmanlar vardı biliyorsunuz. Şehrin dışına doğru yavaş yavaş çıktığını düşünün. Ne oluyor? Yeni işte siteler yapılmaya başlandı. Hepsinin üstünde o dikenli teller var. Güvenlik kulübeleri var. İşte o çalışıyorlar. Camdan seyredelim mesela çocuğun gözüyle. İşte yüksek duvarlar, dikenli teller, güvenlik görevlisi. Site bitti. Ondan sonra ikinci site başlıyor. Gene aynı. Değil mi? Yüksek duvarlar. Yani temerkuz kampında gibiyiz. Biz şimdi tabii ben şehrin hani içinde büyüyen bir insan olarak bunu yaşamamışım. Ama bizim çocuklarımız bambaşka bir dünyaya gözlerini açtılar. Yani o dikenli tellerin arkasında büyüyorlar. Yani bir şekilde siz dikenli telleri dışarıdakiler içeri girmesin diye koyuyorsunuz tamam da içeridekileri de dışarı çıkmasına engelliyorsunuz. Yani bir psikolojik bilinçaltı yaratıyorsunuz aslında. Bunların gelecekte bir takım buhranlara, bir takım psikolojik vakalara çıkacağını ben öngörüyorum çok rahatlıkla. Kesinlikle bunlar yaşanacak. Yani bizim bu kötü dokuda yetiştirdiğimiz çocukların büyüdüğü zamanki travmalarıyla ciddi mesai harcayacak. Veya bizden sonrakiler ciddi mesai harcayacaklar. Mecbur öyle görüyorum. Doğru çünkü yatırımcılar genellikle hani bu proje çok iyi, ileride şu fiyatlara satarım diyor ama ikinci aşamada da acaba benim çocuğum burada hani iyi bir eğitim görür mü, iyi bir hayat yaşar mı, ailem rahat eder mi, iyi komşuluklar olur mu diyor. Fakat dediğiniz gibi yani kapalı kutular, ayrı ayrı kapalı kutular toplumu acaba ayrıştırıyor mu, bölüyor mu, bir etkileşimi engelliyor mu diye düşünmemekte... Tabii. Komşu komşuyu bir kere tanımıyor. Değil mi Kaan Bey? Tabii. Yani insan insanı tanımıyor. İşte genel kurullar, işte biraz önce diyorum ya genel kuruldan geldim. Yani genel kurulda bazı daha yeni birbirlerini tanıyan insanlar. Yani biz satmışız müşterilerimizi ama hani yeni tanıyorlar. Onunla ilgili işte biz bir takım sosyal aktivitelerde bulunuyoruz. Satış ofislerimizde ya da siteler açıldığı zaman işte sitelerde tanışma toplantıları yapıyoruz. Biraz yapay oluyor ama değil mi? Tabii yapay oluyor. Doğal bir şey değil. Genel olarak baktığımızda işte dede bir yerde, baba bir yerde, torun bir yerde hepsi ayrı. Belki ilerleyen dönemlerde ondan sonraki gelecek nesillerle birbirini tanımaz hale geliyor. Fakat bizim eski eserlerimize baktığımızda işte bize Safranbolu'ydu aslında. Oradaki ev şu şekildeydi. En yukarıda dede, aşağıda oğlu, aşağıda torun oturur. Bir avlu olur. Herkes bir arada olur. Evler yan yanadır. Bir etkileşim halinde olur ama şu andaki yapılaşmada ben onun çok uygun olacağını göremiyorum. Çünkü hem bir trafik var, hem bir ekonomik farklılıklar olduğu için farklı yerlerde oturmalar var ve dediğiniz gibi yani yalnız bir şekilde farklı bir siteye gittiğinde de orada komşu ilişkisi de olmadığından dolayı aslında sürekli yalnız yaşama olayı başladı. Hani televizyonlarda hep gördük metropol hayatı New York'ta, Manhattan'da. Acaba İstanbul oraya doğru mu gidiyor diye düşünüyorum. Yani. Bir anlamda oraya doğru gidiyor. İşte stüdyo daireler yapıyoruz, 1+1 daireler yapıyoruz. Yani biz şimdi 3+1, 4+1 yaptığımız daireler çok azınlıkta. Bütün inşaatçılara baktığınız zaman böyle. Yani aile yapımızda ciddi erozyon var. Kesinlikle. Yani çocuk sayılarımız azalıyor. Yani 3 çocuklu, 4 çocuklu aile sayılarımız çok az. İşte 2 çocuk, 1 çocuk. Yani 2 çocuk bile çok az. Evlenmeyen insanımız çok. Evlenip çocuk sahibi olmadan ayrılan insanlarımız çok. Aile yapımızda bir
erozyon var. Bu erozyonu da, yani bu da tabii mimarinin psikoloji tarafı. Mimarinin aslında toplum yapısının mimariye dönüştürüyoruz ama mimaride de bir kısım aslında buna da izin vermeyebiliriz. Eski çağlara baktığımızdaki mimari yapımızın bize getirmiş olduğu başarıları ilerleyen dönemlerde hani acaba göremeyecek miyiz diye bir kaygım var açıkçası. O yüzden de soru istedim. Doğru ürünler üretmemiz lazım. Doğru mimari ürünler üretmemiz lazım. Doğru mimarlar yetiştirmemiz gerekiyor. Vallahi binlerce mimarımız var ama hani çok da böyle öngörüsü olan, vizyon olan mimarımızın sayısı çok az. Ben mimarları 3 kategoriye ayırıyorum. Destinatörler, heykeltıraşlar, tüccar mimarlar. Şimdi destinatörler bakıyorsunuz cephesi çok güzel, renkler çok güzel falan. Onları diyorum destinatör mimar. Bazıları heykeltıraş mimar. Hani dış cephe güzel, kapuk güzel. Gerçekten hani bir etki var. Ama içindeki insan içinde yaşayamıyor. İçindeki insanı sıkıyor. Değil mi? Bunlar var. Bir de tüccar mimarlar var yani tamamen parasal olarak bakıyor. Şey parasal olarak bakıyor olaya. Diyor ki ben bundan ne kazanırım, ne kazandırırım. Hani birazcık da müteahhit mimar bunlar. Esas mimarlar farklı. Esas mimarlar bu bina 50 sene sonra ne olacak, 100 sene sonra ne olacak o yöne bakması gerekiyor. Yani gerçek mimarlar işte Mimar Sinanlar dediğimiz o manada işte Selimiye'ye gidin bakın değil mi? Edirne'deki camiye. Sanki 10 sene önce bitirmiş gibi ya. Ben inanamıyorum. Yani tertemiz duruyor ya. Ya bir yapı böyle tertemiz durur mu? İnanılmaz bir güzellik var işte. Demek ki ona göre eğimini, damlalığını, rüzgara karşı duruşunu ona göre yapmış. Yani hiçbir pislik tutmuyor binaya. Yani bir sürü Osmanlı eseri var. Hatta daha önceki Mimar Sinan'ın yaptığı daha önceki eserlere bakın. Hani Süleymaniye kalfalık eserim diyor. İşte Şehzade başına çıraklık eserim diyor. Edirne'deki Selimiye ustalık eseri diyor. Gerçekten yani ciddi anlamda bir ustalık eseri. Mimarlıkta de onu düşünmek gerekiyor. Yani bugüne göre bugünkü ihtiyaçları tabii ki gidereceksiniz ama gelecekte de o bina kendini tüketmeyecek. İşte kentsel dönüşümde görüyoruz. Ciddi paralar kaybediyoruz. 30 sene önce hatta 20 sene önce yaptığımız binaları şu an yıkar konumdayız. Bu ciddi bir maddi kayıp. Ne gerek var? Yaptığımız zaman bunu sağlam yapsaydık. Zekeriya Köy bölgesi 3. köprünün inşaatı ile birlikte gayet önem kazanan bir bölge. Bu projede biz çelik ve betonarmeyi bir arada kullanarak depreme çok dayanıklı bir ev inşa ettik. Gördüğünüz gibi peyzaj ve dış cephe uyumuyla diğer projelerden daha farklı açıdan akıllı bir bina inşa ediyoruz. Şu anda bizim için önemli olan yani bu cephenin özelliğinde ısı geçişleri ve yalıtımlar bizim için çok önemli olduğundan dolayı özellikle onlara dikkat ediyoruz burada. Bizim projelerimizde 5 senelik bir garantimiz var. Sonuçta böyle bir evi inşa ettiğiniz zaman bundan ilerisini düşünmek zorundasınız. Malzeme kalitesi bu nedenle çok önemli. Çünkü ileride bir aksaklık çıktığı zaman tekrardan kendimiz geri dönüp kendimiz maliyetleri üstlenerek yapıyoruz. Proje yapısı bakımından hem Türkiye'de ilkler arasına girdiği için, kompozit yapıda olduğu için bu nedenle bu bölgedeki evlerden biraz daha ayrışmış bir durumda. Çatı da bizim için cepheden sayıldığından dolayı biz çatılarımıza da şu anda arkamda gördüğünüz çatılara da dış cephe mantığıyla bakıp izolasyonumuzu tam olarak uyguluyoruz. Onun dışında yönetim kurulu başkanımız ve yönetime bizim şantiyemizdeki arkadaşlardan ilk 2 sene boyunca bir üyemiz katılıyor ve sorunları yerinde direkt daire sahipleriyle aynı anda çözmüş oluyoruz. Bu projedeki ikiz villalarımızda özellikle orta perdede genellikle ortak şikayet olarak hep ses geçişleri veya ısı geçişlerinden bahsedilir. Ama biz burada kullandığımız malzemeler birinci sınıf kalitede olduğu için tamamıyla yalıtımlı ve hiçbir şekilde ısı ve ses geçirimini sağlamayacak bir perde kullandık. O nedenle gönül rahatlığıyla istediğiniz kadar sesli bir ortam veya şey yaratıp yanınızdaki komşunuzu rahatsız etmez. Marmara bir deprem kuşağında yer alıyor. Ama Zekeriya Köy bölgesinin zemin açısından diğer bölgeye nazaran daha sağlam, kayalık bir zemin üzerine oturduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Bu tipte, bu tarzda betonarme ve çelik yapının kullanıldığı evlerde deprem riskleri gerçekten sıfıra indiriliyor. Ayrıca bölge açısından da diğer inşaatların da gayet güvenli olduğunu söyleyebiliriz bu konuda.